Evet şimdi bir derbi atlattı Galatasaray ve kolay olmasa da deplasmandan ve ilk kez Beşiktaş'ın yeni stadındaki bir deplasmandan galibiyet aldı. Şimdi sırada Rize maçı var sakatlıklara bir baktık son durumu öğrendik biraz sizlerle değerlendirme yapalım istiyorum şampiyonluk yarışını ve Galatasaray'ın son durumunu. Gözünüze nasıl geliyor Galatasaray derbide de gözlenmediğiniz kadarıyla merak ediyorum Serkan Korkmaz seninle bir başlayacağım. Ya aslında şöyle çok net söyleyeyim. Maç Rize'de olsa Galatasaray'a favori diyemezdim. Evet hani Rize o kadar net konuşayım. zaten hep bir sıkıntılı galatasaray. Ama Galatasaray taraftarının son yıllardaki performansı uyarınca ki bence açık ara şu anda Türkiye'nin en etkili iç sağ taraftarı Galatasaray taraftarı. iç sahadaki her maçta da Galatasaray kimle oynarsa oynasın favoridir diyorum. ama Rize deplasmanı bence Galatasaray'ın tam şu andaki form grafiğinde en oynamak istemeyeceği deplasmanlardan biriydi. Çok enteresan bir takım. Bize de çok tuhaf silahlar var. İlginç bir hocası var. Ee, bir anda şapkadan birkaç tavşan da çıkabilir. Ee, ama Rize'de çok etkililer. Deplasmandaki en kötü performanslardan biri yanlış bilmiyorsam Süper Lig'de. Ee, Galatasaray'da bence ligin en zor deplasmanı açık ara. O yüzden hani Rize penceresinden bakınca e, puan alması bayağı zor bir deplasmana ge gelecek Rize. E, Galatasaray ise favori olduğu bir maça çıkacak. E, ama bunun sebebinin Galatasaray'ın bu sezonki muhteşem transferleri harika oyunu değil... ...Galatasaray'ın muhteşem tribünü olduğunu söylemek zorundayım. Galatasaray'ın an itibariyle en formda noktası... Bence her şeye rağmen bir hafta içinde iki kulvardan elenmesine rağmen yine delik konsantrasyonuyla Okan Buruk ve taraftarı. Hocam sen ne söyleyeceksin? Şimdi ben neye bakıyorum önce biliyor musun? Önce çıkacak kadroya bakıyorum. Şimdi şunu söyleyeyim Abdülkerim yok. Sanchez şüpheli. Stoperde Berkan oynayacak diye duydum ben. Şimdi ben orta sahaya daha çok şey dikkat çekmek istiyorum. Orta saha bir takımın kuvvetliyse o takım Galatasaray gibi mesela Fenerbahçe gibi işte Beşiktaş gibi bir takım. Yani güçlü takımlar galip geliyor ama şimdi kara gümrük maçın bir bakıyorum orta sahada Berkan, Olivera, on numarada Kerem, eyvah. Eyvah yani eyvah ki eyvah. Yani o maçta yani evet, nasıl böyle de bir şey Sonuç. şimdi maçtan evvel hani böyle bir şaka yapıyoruz falan ya ben şimdi şotayım değil mi? Bir baktım ki orta saha bu var ya salyaları akar ya bir kutu şey. yani. Yani o salyalarımı silerim bir şeyle, bir paket şeyle, mendille. Ya olmaz öyle bir şey olur mu? Ya eğer bir daha böyle bir şey çıkarsa. Ya o kana birisi gidip söylemiyor mesela. Şimdi biz burada konuşurken diyorlar ki, ya sallıyorsun kardeş Kardeşim ne sallaması ya Okan'cığım Bak Allah aşkına bu Kerem Aktürkoğlu'nu on numara bir daha oynatırsan şampiyonluktan da olursun. Şampiyonlar liginden elenmezlerine sebep bir tanesi de budur hemen hemen yani. Tamam stoperlerin eksik olur, o olur, bu olur falan ona bir şey diyemem ama sen elindekileri şimdi Olivera ya Berkan Kerem Aktürkoğlu ya nasıl çıkarsın sen böyle bir şey Karagümrük maçına aklım sır vermiyor benim. Beynim duracak. Yenilirsin zaten. Ama ben bunu maçtan evvel söylerim. Yani maçtan sonra söylemem. Şimdi gene çıkacak şey e, kadroya bir bakmam lazım. Tamam arkada şimdi iç sahada şey çok iyi oynuyor. E, Şampiyonlar Ligi'nden zaten elendi Avrupa'dan. Eee Nelson iyi oynuyor. Onun yanına kim koyarsan. Berkan'ı koyacak mısın? Berkan da oynayabilir. Ama sen orta saha, senin orta sahan iyi olmazsa olmaz. Sen şimdi Oliver'e biz içeride konuşuyorduk tamam mı Serkan'la? Bu Oliver'e ne yaptı, ne yaptı? Dedim ki bana, bana göre, kendine göre yani Oliver'e kavga etmiştir dedim. Sonra Serhan şey geldi, Serkan geldi, şey aman Serhan geldi. ay şeyi söyledik yani. Beni sen şimdi Beni oynatmayıp da ben on numarayım, tamam mı? Yani sekiz, sekiz. On, sekiz ama 10 numara. Sen Kerem'i orada oynatırsan Kerem Aktürk ben isyan ederim. Kerem Demirbay da isyan etti. Ya Mertens de isyan etti. Ama şimdi şöyle bir şey var hakikaten. Yani maçı ben tabii canlı izledim Galatasaray maçını. Ya bu yani seyirci muhteşem ya. Bu nasıl bir seyirci yani? Tamam ee, öbürleri. Ölüyü diriltir hocam. Yani. Ben öbürleri dar ara olsun. ara gidiyorum. Ben, en son e gittiğimde. Ki Kara Gümrük maçıydı, diriltemediler bu sefer. Kara Gümrük maçında ay, dirilmez abi, hiç dirilmez. Öbür tarafa gitmişti çünkü ölü. Gitmişti şeye. <laughs> Kayı mıydı, geri gelmedi diyorsun. <laughs> Yok, o, o gitmişti, o geri gelmez, şansı hiç yoktu yani. Orada yani o orta sahile, onun için söylüyorum. Ama şimdi bir bakacağım yani takıma. Fenerbahçe için de bir şey söylüyorum. Bak, sağ bek o saysam yani sol bek Ferdi oynamadığı maçlarda Fenerbahçe hiçbir şey ümit etmesin yani yenebilir gerçi falan. İte kaka işte o bu falan yener. İkisi de ite kaka kazanıyor zaten <laughs> bir süredir. <laughs> ya neyse yok da ama Fenerbahçe gene ya bir orta sahayı bozuyor. Bir tanesi belki bozuyor. Sol bek ya bu Allah'ım ya ya. Yani ve aklım sırrı vermiyor. Ya bunlar görmüyor mu ya? Bir Müslüman aynı delikten iki defa geçmez mi? Bir şeyler Hocam, öyle bir şey var yani. Biliyor ko konuşacağız onları. Şimdi dün aslında biz böyle e, sohbet ederken konuklarımla yani Şenol Usta Ömer'le Onur Özkan vardı. Hep şeyi konuştuk. Evet, yani istatistikler her zaman tabii ki yanıltabilir ama... Yok e, hiçbir zaman yanıltmazlar. Diyor Serkan Korkmaz. Hayır şöyle diyelim tam cümle şudur istatistikler e, genel olarak yanıltmaz. Zaten istatistik değerlendirmesi <laughs> yapıyoruz. Yani e, güvenç hocam 10 penaltı kullandıysa bu sezon 10'unu da attıysa ben 10 penaltıdan 5'ini gole çevirdiysem sen teknik direktör olarak kazanılan penaltıda, penaltıda güvenç de, hoca güvenç atsın istersin. Atırım büyük bir ihtimalle Güven Çocuğu atacaktır ama kaçırabilir. Yani istatistikler çok önemlidir. İstatistiğin hiçbir önemi yok falan diyenleri de hiç dinlemeyeceksin. Ama bu anlamda istatistik mesela işte şu sezonda şu olmuştu, bu sezonda bu olmuş. Her sezonun kendi ha, hikayesi o, bu, var. Bu, bu başka bir istatistik. Ha, bu, buna tam, gelelim. Bu tam bir istatistikten ziyade tarihe düşen notlar. Ama şimdi şundan da bahsetmek isterim. Mesleğe 1994'te başladım. 4 sene Galatasaray muhabirliği yaptım. 1996 ile 2000 arasında. 4 sene üst üste şampiyon olundu ve UEFA kupası kazandı. Benim Galatasaray muhabirliği yaptığım süreçte Galatasaray'ı yani hasbel kader değil iyi bilirim. Hani pek çok Galatasaray Genel kurulu Üyesi, Galatasaray Lisesi mezununa göre kulüp, camia, mektep, cemiyet, oradaki dinamikler, bunun kulübe etkisi, futbol şubesinin kulüpteki yeri, futbol şubesinin gittiği nokta, önümüzdeki seçimler hani bayağı geniş bir perspektiften inceleyebildiğim bir camiadır. Galatasaray camiası eğer potaya girdiyse kupa aslanın midesindedir. Aslanın ağzındadır ya da midesindedir ya da o arada bir yerdedir. Hani istatistik bunu söylüyor. Neden söylüyor? Çünkü Galatasaray camiası Winner bir camia, ee, özellikle futbolda diyeyim. Zaten bir tek de futbol kaldı şu anda elinde Galatasaray Spor Kulübünün ee, winner olduğu, ezeli rakipleriyle başa baş mücadele ettiği, onları genel rakamlarda geçtiği, kupalarda geçtiği e, futbol Galatasaray'ın lokomotifidir ee, ve e, enteresan bir şekilde de güçlükler, zorluklar Galatasaray futbol operasyonunu her zaman olumlu yönde beslemiştir. Her zaman. Yani sıkıntı, buhran durumlarında birleşen, kenetlenen bir e, camia görürüz. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray camiasını tek vücut yapmak için, konsolide etmek için yıllardır çok büyük bir çaba sarf ediyor. Ve Galatasaray camiasının en büyük motivasyonu Fenerbahçeden geliyor. Hep böyle. E,